Demokratik siyaset, demokratik uzlaşıdır, demokratik müzakere yöntemidir, özgürlüğü inşa etmektir toplumsal anlamda, hem bireyden başlayarak toplumsal anlamda bir özgürlüğü inşa etmektir. Ve demokratik siyaset, ikna ve inşayı beraberinde sürdüren bir sürecin bütününü aslında kapsar. Bunu yaparken de bütün toplumsallığıyla hareket eder. Bunu söylerken demokratik siyasetin ne olduğuna dair çok terimsel bir ifadeye girmek ya da terimsel bir açıklama yapmak, tanımlama yapmak elbette ki eksik kalır. Çünkü biliyoruz ki demokratik siyaset ve politika denilince buna dair birçok yorumlar, tanımlamalar, açıklamalar yapıldı. Ancak özü itibariyle hepsinin semantik olarak vardığı bir nokta var ki yönetim, yönetme ve yönlendirmeye dair bir eksene işaret eder. Buna dair bir alana hepimizi yönlendirir. Bir demokratikleşmekten bahsedilecekse mutlaka orada kadından da bahsetmek gerekiyor. Hele hele bir de bir siyasetten ve siyasetin hayata geçirilmesiyle ilgili bir meseleden bahsediyorsak elbette ki kadından bağımsız bunu değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü bu süreçte asıl unsur, temel unsurun bu olduğuna inanıyoruz. Bunun sebebi de hakim siyaset, mevcut siyaset kendi varlığını, kendi sürdürülebilirliğini inkar ettiği hangi kesim üzerinden sürdürüyorsa o kesimler işte bu siyasetin temel unsurudur. Yani hakim unsurlar şu anda eğer Kürt'ü, kadını, Alevi'yi, Çerkez'i bunları bu inkar boyutuyla kendi siyasetini sürdürmeye, kendi varlığını sürdürmeye esas alıyorsa işte burada bu dışında bırakılan, inkar edilenlerin hepsi bu demokratik siyasetin temel unsuru haline gelmek zorunda. Günümüzde de buna bakıyoruz. Günümüzde Kürt'ün dışında bırakıldığı, kadının dışında bırakıldığı, Alevi'nin dışında bırakıldığı bir siyasi akılla ve bir devlet aklının bununla birlikte yürütmeye çalıştığı bir meseleyi görüyoruz. Bu yüzden de kadın kimliğimizle, Kürt kimliğimizle, inançlarımızla, farklılıklarımızın tamamıyla bu inkarın parçası haline getirilmiş olan herkes bu yürütücüsüdür. Bu sistemin yani bu demokratik siyasetin yürütücüsü olmak durumunda ve temel unsuru olmak durumundadır. Bu anlamda mevcut rejimlerin yürüttüğü politikalar karşısında kendine alternatif olarak yeni bir şeyin çıkma ihtiyacı ve umudu kendini gösteriyor. Bu anlamda işte şu an kapitalistlerin, kapitalist yönetim anlayışlarının, hegemonik güçlerin, totaliter, otoriter, monolitik bütün yaklaşımların, bütün tekçi yaklaşımların karşısında kapitalist modernite olarak tanımlanan bu totalde kapitalist modernite dediğimiz bu sistemin karşısında, rejimin karşısında demokratik modernite kendini bir alternatif, bir umut olarak inşa eder ve bunu yaparken de konuşmanın başından bugüne kadar, bu ana kadar aktardığımız bütün bu nüveleri ve sekansları kullanarak, bu sekanslardan faydalanarak ve bu sekansları toplumsallaştırarak bunu yapar. Bu yüzden bunun önemine ve gerekliliğine arz olduğunu ifade ediyoruz. İnsanların devletle siyasete olan ilgisi mi, yani aslında devlete olan güveni, ilgisi mi gittikçe zayıflamış durumda, yoksa demokratik siyasete mi? Belki temelde sorulması gereken sorulardan biri bu. Evet, insanların artık devletli siyaset tarzından, temsili demokrasiden, temsili siyasi mekanizmalara duydukları güvenlerde çok ciddi bir yaralanma var. Çok haklı da aslında hepimiz için. Yer yer siyaset, devletin bize dayattığı siyaset tarzına karşı ciddi bir aslında güvensizlik duygusuyla devam ediyoruz ama belki de burada işte bizim de şunu konuşmamız ya da şunun üzerine biraz daha biz en azından jinoloji olarak da tartıştığımız temel meselelerden biri bu: siyaset ne? Yani siyaset bizim televizyon ekranlarında gördüğümüz siyasi partiler rejiminden ibaret bir örgütlenme modeli mi, yoksa çok daha farklı bir anlamı var mı? Çıkış itibariyle, hakikati itibariyle, özü itibariyle neyi ifade ediyor
demokrasi. Çünkü maalesef ki ne kadar bizler de politik bir toplum olduğumuzu söylesek de siyasala duyduğumuz algı, siyasal algımız devletli siyasi siyasete yönelik bir algılama biçimi. Bu da birazdan anlatmaya çalışacağım aslında son 200 yılda sistemin inşa ettiği bir temsili demokrasinin mükemmelliyetçi olması. Temsili demokrasinin, yani bugün dünyada uygulanan demokrasi modelinin biricik olmasının toplumlara inandırılmasının bir sonucu. Jinoloji çalışmaları muhakkak ki görmüşsünüzdür, takip etmişsinizdir. Yaklaşık 15 yıldır aslında hem Kürdistan coğrafyasında hem dünyanın başka yerlerinde, özellikle kadın mücadelelerinin kök saldığı topraklarda çalışma yürütüyor. Dergi düzenli olarak 10 yıldır çıkan bir dergimiz var. Yer yer yaptığımız atölyeler, eğitsel çalışmalar, zihinsel çalışmalar var. Temelde çok uzun bir mesele aslında. Yani dediğim gibi uzun yıllardır bunun içindeyiz. Birkaç defa da, birkaç dakikada anlatmak zor. Ama şunu, biz kadınlar yola çıkarken şunu söyledik, jinolojik kadınlar olarak. Dünyayı şimdiye kadar hep erkekler için erkek aklıyla yorumladılar. Maalesef ki bugünkü siyasete dair oluşan algımız da bunun bir sonucu. Erkek filozoflar, erkek siyasetçiler, erkek bilim insanları, bizim algılarımız, bugün dünyayı algılama biçimlerimizi, yorumlama biçimlerimizi bir erkek aklıyla, bir analitik akılla ve kadını yok sayarak, kadının varlığını, kadının aklını yok sayarak bugün yorumladılar. Jinoloji de aslında dünyayı yeniden yorumlamaya talip olan, kadın bakış açısıyla, kadının aslında merkeze koyduğu bir yorumlama biçimiyle yeniden kavramları, dünyayı yorumlamaya çalışan bir bilim. Şimdi buradaki konumuz itibariyle de temel olarak siyaset meselesiyle ilgili konuştuğumuzda bu coğrafyalar çok yabancı coğrafyalar da değil. Biraz daha aslında Dersim coğrafyası, Alevi coğrafyası çok daha yakın birazdan anlatacaklarımı ama her zaman devlet yoktu. Her zaman meclis yoktu, her zaman işte bugünkü başbakanlar, milletvekilleri yoktu. Aslında on binlerce yıl insanlar kendi ihtiyaçlarını, kendi toplumsal ihtiyaçlarını örgütleyebilmek için bir araya gelmişler. Kendi güvenlikleri için kendileri örgütlenmişler. Bir tarlayı ekip biçerken bir araya gelmiş, birlikte iş üretmişler. Sanatlarını, kültürlerini inşa ederken bir araya gelmişler. Değil mesela burası bir Alevi coğrafyası da aynı zamanda cem kültürü vardır mesela. Bir araya gelirsin, haksızlığa uğrayan varsa, adaletsizliğe uğrayan varsa, biriyle bir sorun yaşayan varsa bir divan kurulur, o divanda sorunlar çözülür. Yani aslında insanlar hayatları üzerinde, yaşamları üzerinde bir söz hakkına sahip ve çok uzunca bir süre aslında toplumlar kendilerini bugüne böyle getirmişler. Kendi ekonomik faaliyetleri, kültürel faaliyetleri, savunma faaliyetleri, bunların hepsini birlikte beraber üretmiş, beraber söz sahibi olmuşlar. Ama bunun adı belki politika değildi, bunun adı belki siyaset değildi, bunun adı toplumların aslında ahlaki ve politik bir toplum olarak örgütlenmesinin getirdiği davranış biçimleriydi, uygulama biçimleriydi. Fakat maalesef ki tesadüf de değil bir anlamıyla. Biz ne zaman ki kadınların ezilmeye başladığı tarihi görüyoruz, dönem içerisinde, tarihsel süreç içerisinde erkeğin baskın olmaya başladığı tarihi görüyoruz, o zaman ortaya siyaset kavramı, politika kavramı, birilerinin birilerine bir şeyi söyleme zorunluluğunun çıktığı bir sürece de tanıklık ediyoruz. Yani birileri